Eski bir ÖHD'li değilim, halen bir ÖHD'liyim. Aynı zamanda Ankara ÖHD şubesinde yönetim kurulu üyesiyim. Biz alışık olduğumuz algı operasyonlarının bir yenisini de bugün sabah 6'da yaşadık. Özgürlük İçin Hukukçular Derneği üyesi, yaklaşık 25 avukat arkadaşımızın da içinde bulunduğu 110 kişi, bunların arasında sanatçılar, siyasetçiler, müzisyenler de olmak üzere bu algı operasyonuyla güne başladılar. Bu öteden beri tükenmekte olan ırkçı siyasetin bir yansıması. Bu soruşturma gizlilik kararından anladığımız kararıyla 12 Ocak 2023 tarihinde yeni başlatılmış bir soruşturma ve operasyon yapılmak için de seçim arifesinde bugün beklenmiş ve operasyon düğmesine basılmış bir dosya. Biz bunlara çok alışığız. Özellikle Diyarbakır özelinde bir gizli tanık borsası, gizli tanık havuzu oluşmuş durumda. Bunları nerelerde gördük? Bunları HDP'nin kapatılma davasında da aynı şekilde bu gizli tanık ifadelerine dayanarak iddianamelerin hazırlandığını gördük. Keza Kobane davası öyle. Keza örgüt üyeliği davalarının birçoğunda ne hikmetse Diyarbakır Savcılığının ve kolluğun hazırladığı gizli tanık sözde delilleriyle karşı karşıya kalıyoruz. Şimdi bu siyaset artık tükendi. Bu siyaset, ırkçı siyaset bu toplumu gereğinden fazla gerdi. Bizim üzüldüğümüz taraf, bu siyasete devletin savcısının ve devletin kolluğunun alet edilmesi. Dilerim yargının karar organı olan hakimler bu son operasyondaki bu hukuksuzluğa, bu algı operasyonuna makam olarak kullandırmazlar ve arkadaşlarımız mesleki faaliyetten başka faaliyet yürütmeyen arkadaşlarımızın salıverilmesine karar verirler. Ve nihayetinde de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararla sonuçlanmasını diliyor ve umuyorum. Siyasi algılarla yapıldığı çok açık. Bir yanıyla da bu ülkede muhalefet partilerinin de bugün yaşanan bu olaya bir tepki vermesini bekliyoruz. Niye tepki vermesini bekliyoruz? Eğer tepkisiz kalırlarsa, ki çok yakındır, 15 Mayıs'tan sonra bu iktidar gidecek. Bu iktidar devletin aygıtlarını kullanarak ırkçı siyasetinde yapmış olduklarının hesabını verecek. En azından biz bir siyasi parti olarak bu hafızalarımızdaki bu şeylerin hesabını soracağımıza dair, hukuk önünde hesabını soracağımıza dair deklarasyonla açıkladık. Diğer muhalefet partileri de samimiyetle bu hesaplaşma sürecinde bizimle birlikte olurlarsa gerçekten bu ülkenin yarınları için aydınlık bir fener tutmuş olacağız hep beraber. Onun için mücadelemizi yapmaya devam edeceğiz. Savunmayı kimse susturamaz. Gözaltına alınan avukat arkadaşlarımız mahkeme salonlarında, adliyedeki savcılık takiplerinde, karakollarda susmadıkları için, gerçeği dile getirdikleri için, hukuksuzlukları eleştirdikleri için bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyorlar. Savunma asla susmayacak, biz de asla yılmayacağız.